35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazce'yi bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazce bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 39. bölümünde 16 yıl öncesine gidelim istiyorum ve o tarihte Temmuz ayında 7 Temmuz 2005'te İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda yapılan terör saldırıları, intihar eylemcilerinin de hayatını kaybettiği, 52 kişinin öldüğü, 700 kişinin yaralandığı saldırılar. Bu saldırılar sırasında ben ABD'nin Sun Valley kentinde, bu Idaho eyaletinin bir turistik kenti, buradaydım. Birçok gazeteci arkadaşımla beraber Washington'da Vatan Gazetesi adına çalışıyordum. Washington'dan ve New York'tan çok sayıda Türk gazeteci olarak Sun Valley'e gitmiştik. Zira Sun Valley'de her yıl yapılan yıllık konferansların o seneki 2005 konuğu Recep Tayyip Erdoğan'dı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. İddiaya göre danışmanlarından Cüneyt Zapsu ayarlamıştı onun konuk olmasını. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen iş insanları bir araya geliyorlar. Kapalı olarak kendi aralarında konuşuyorlar. Bir de konuk alıyorlardı. O senenin konuğu Erdoğan'dı. Çok itibarlı bir şeydi. Hatta orada ünlü oyuncu Morgan Freeman'i de gördüğümüzü hatırlıyorum. O da konferansa bir şekilde davetliydi. Erdoğan oraya eşiyle beraber gelmişti. Tabii ki korumaları ve danışmanlarıyla beraber ve birkaç tane de Türkiye'den gazeteci vardı. Genel yayın yönetmeni vardı. Ve orada biz toplantıda neler olduğunu göremedik tabii. Çünkü kapalıydı. Ama Erdoğan oraya gelmiş olduğu için biz de Washington ve New York'taki gazeteciler ve Türkiye'den gazeteciler dışarıdan da olsa Erdoğan'ı takip ediyorduk. Bir ara hatta dışarı çıktı eşiyle beraber açık havada yürüyüş yapıyor. NTV'nin o sıradaki Washington temsilcisi Ümit Enginsoy, rahmetli arkadaşım, eski arkadaşım, genç yaşta kaybettik. Ümit biraz değişik birisiydi, izleyenler bilir. Kılık kıyafeti, saç şekli, sakalı ve sesiyle. Ve onun hep bir yayınları bitirişi vardır. Ümit Enginsoy, NTV Washington diye bitirir. Orada yürürken hep beraber, bir de Ümit'in şöyle bir özelliği vardı. Yaz, kış fark etmez, muhakkak ceket, pantolon ve kravatlı olurdu. O gün de içimizde tek hava sıcaktı ama o yine kravatlıydı. Ve Erdoğan da kendisini severdi, Ümit'i. Ümit o dolaşırken Erdoğan'ın yanına gidip bir şey sormak istedi ve orada korumalar onu engellediler. Bunun üzerine Ümit biraz tersti, yani sinirlerine hakim olamayan birisiydi. Ve dedi ki ya tamam dedi, ya ne şey yapıyorsunuz, öyle önemli bir şey değil falan gibi bir şey söyledi. Bunun üzerine Erdoğan onu omzuna, eline attı ve sahip çıktı, yani korumalardan aldı ve aynen bu demin söylediğimi söyledi. Ümit Enginsoy, NTV Washington dedi ve hep beraber güldük. Her neyse, Faruk Loğlu'nun, daha sonra CHP'den siyaset yapan, milletvekili seçilen Faruk Loğlu'nun büyükelçi olduğu zamandı. Tabii ki o da Sun Valley'e gelmişti Erdoğan'a eşlik etmek için. Ve biz gece, akşam oldu. Ertesi gün Erdoğan San Francisco'ya devam edecekti oradan. Sabahleyin bir basın toplantısı yapacaktı. Basın toplantısında ne konuşabilirdi? Çok fazla bir şey yoktu diye düşünürken Gece yarısı hepimiz ayrı ayrı gazeteciler kaldığımız otellerde, pansiyonlarda arandık. Zira Londra'da bombalar patlamıştı, haber geldi. Ben El Kaide üzerine çalışan bir gazeteci de olduğum için NTV bana bağlanıp yorum yaptırdı falan. Öyle bir geceyi orada saat farkından dolayı tabii orada gece yarısı biz bayağı bir ayaktaydık ve sabahleyin tabii ki Erdoğan'ın basın toplantısını bekledik. Erdoğan basın toplantısı tabii bütün tadı kaçmıştı. Her şey tamamen değişmişti. Erdoğan basın toplantısında, kısa bir basın toplantısıydı. Biz Türk gazetecilerin dışında bir ya da iki tane Amerikalı gazeteci vardı. İşte olayı kınadı, İngiliz halkının yanında olduklarını söyledi vesaire. Ben oradan sonra Faruk Bey'e, Loğlu'na dedim ki ya çok zayıftı. Neden dedi? Dedim yani bir şey yapması lazım. Hani teröre karşı İslam dünyasını bir tavır almaya çağırsa, yani ne kadar yer bulur medyada bilmiyorum ama yapmadı. Böyle bir şey yapmadı. Hatta daha sonra genel yayın yönetmenleriyle konuştuğumuzda yine benzer bir şey söyledim. Onlar bana ya daha ne desin işte çok sertti, kınadı, işte İngiliz halkıyla beraberiz dedi vesaire diye şey yaptılar. Bence orada Erdoğan bir fırsatı kaçırdı. Ama demek ki onun için bir fırsat değilmiş. Halbuki orada teröre karşı duruşunu çok net bir şekilde, duruşunu koymanın ötesinde İslam dünyasının o tarihlerde çok ilgi gören bir ülkesiydi Türkiye ve Erdoğan hükümeti. Yani Sun Valley'deki bu toplantının onur konuğu olarak çağrılmıştı. Herhalde bugün böyle bir şey lafı bile edilemez Erdoğan için. O tarihte belli bir itibarı, belli çevrelerde vardı. Her neyse olmadı. Ondan sonra İngiltere bombaları çok konuşuldu. İngiltere bombaları konuşulurken Londra bombaları intihar eylemcilerinin tabii geçmişleri araştırıldı ve bunların aslında Pakistan kökenli İngiliz vatandaşları oldukları ve Pakistan'daki medreselerde eğitim gördükleri yolunda bayağı bir haber çıktı. Ve bunların üzerine Zafer Mutlu, Vatan Gazetesi'nin sahibi ve en üst düzey yöneticisi bana Pakistan'a gider misin, medreseleri yapar mısın dedi. Ben Washington'dayım. Giderim dedim. Çünkü Washington'da daha önceki Gomaşinen'lerde söylediğim gibi çok yaratıcı bir gazetecilik yapamıyordum. Biraz canım da sıkılıyordu. Neden olmasın dedim ve ilginçtir. İstanbul üzerinden Pakistan'a gittim. Yani Türk Hava Yolları'yla Washington'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Pakistan'a gittim. Foto muhabiri arkadaşım Burak Kara nedense bir sorun çıktı. Benden bir iki gün sonra geldi ve Pakistan'a gittim, yerleştim. İslamabad'a gidip kolları sıvadım. Bir orada daha önce gazetecilik yapmış olan bir Türk üzerinden, Türk meslektaş üzerinden orada yaşayan bir başka Türk öğrenciyi buldum. Onun üzerinden de Filistinli bir gazeteci Cemal İsmail adında Abu Dhabi televizyonunda oranın temsilcisi olan Usame Bin Laden'le de röportaj yapmış olan çok ilginç, çok değişik birisiydi. Onu buldum. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Birçok randevuyu almama yardımcı oldu. Çünkü onu tanımadığı kimse yoktu. Hayatımda bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çok insanla ve bunların ezici bir çoğunluğu da İslamcı röportaj yaptığımı hatırlamıyorum. Çok yoğun geçti. Önce tek başıma başladım. Sonra Burak gelince Burak'la beraber devam ettik. Bilenler bilir benim ilk profil resmim Twitter'da falan bir medresede küçük çocuklarladır. O fotoğrafı Burak çekmiştir. Pakistan'dır. Çok güzel fotoğraflar çekmişti Burak orada. Pakistan'daki fotoğraflarımız. Ve benim orada ilk röportaj yaptığım kişi, yani şöyle söyleyeyim, Cemal İsmail'le sohbetten sonra o bana İslamabad'ın çok meşhur bir medresesi vardı. Lal Medrese deniyordu. Onun başındaki, daha doğrusu başında kurucusu Mevlana Muhammed Abdullah adında birisi, onun oğlu Abdürreşid Gazi ile bir şey ayarladı, röportaj ayarladı. Abdürreşid Gazi o tarihte kaç yaşında? 42 yaşında. Bu medrese 1966'da kurulmuş. İlk kurulduğunda 35 öğrenciyle başlamış ama ben gittiğimde 2005'te iki şehirde 3500'lü kız, 6000 öğrencisi vardı medresenin. Ve burada ben Abdürreşid Gazi ile söyleşi yaptım, röportaj yaptım. İngilizce, çok iyi İngilizce konuşuyordu. Benden daha iyi İngilizce konuşuyordu. Ve mesela ona Usame Bin Laden'i sordum. Usame'nin yaptığı yanlış bir şey yok zaten, 11 Eylül'de o yapmadı deyip kompletörlerini falan söylemişti. Fotoğraf çektirmek istememişti. Burak yoktu yanımda ama kendim de çekebilirdim ama fotoğraf çektirmek istememişti. İlk röportaj siftahımı onunla yaptım. Şimdi bu yaptığım röportajın ne kadar önemli, benim için önemli olduğu zaten biliyordum ama 2 yıl sonra 2007 yılında Temmuz ayında Pakistan güvenlik güçleri Lal Medrese'yi bastılar. Orayı boşaltmak istediler. Abdürreşid Gazi ve arkadaşları direndi ve çatışmada, güvenlik güçleriyle çatışmada hayatını kaybetti 2 yıl sonra. Benim ilk röportaj yaptığım kişi. Çok çarpıcıydı. Çok ilginç bir deneyimdi. Bir başka İslamcı röportaj, Leşkeri Tayibe, Paklar Ordusu diye bilinen, orada Keşmir'e mücahit yollayan, Keşmir'de işgal var Hindistan'ın ve orada sürekli bir silahlı mücadele yürütüyorlar. Buraya militan yetiştiren bir takım örgütler var. Bunların en önde gelenlerinden birisi Leşkeri Tayibe ama daha sonra biz oraya gittiğimizde adını Cemaatül Dava'ya çevirmiş. Bunun başında Hafız Said diye birisi vardı. Çok meşhurmuş bu da. Çok namı olan birisi. Ve hiç fotoğrafı yok denildi. Bir tane fotoğrafı varmış. Gizli çekilmiş. Gerçekten de aradık o kadar Google'da falan. Bir tane o söylenen fotoğrafı bulduk. Onunla röportaj yapmayı düşündüm ama zor olur diye düşündüm. İmkansız olur diye ama Cemal İsmail, Filistinli gazeteci, bir deneyin dedi ve bize bir Hafız Said'in basın sözcüsünün numarasını vermişti. Muhammed Yaya Mücahit adında çok iri kıyım bir arkadaştı. Çok iyi İngilizce konuşan. Onunla konuştuk ve dedi ki gelin dedi. Lahore'da Katsiye Camii bir namaza, Cuma'ydı. Cuma namazı. Ve bir cami, bu cemaatin yani Cemaatül Dava'nın camisi, 6000 kişi dediler bize ki rakam doğru olsa gerek, tek tek özel güvenlik tarafından üstleri aranarak içeri alındılar camide. Daha sonra namazdan sonra Hafız Said bir elinde asa, bir elinde mikrofon insanlara hitap etti. Ben de orada tabii ki cemaatle beraber Cuma'yı eda ettik. Daha sonra bizi Muhammed Yahya Mücahit Hafız Said'in yanına götürdü. Ve röportaj yaptık. Ve çok şaşırdım. Ve çok hoşuma gitti tabii ama fotoğraf çekmek yasaktı. Fotoğraf istemiyordu. Orada da şöyle bir sistem vardı. Ben sorumu İngilizce soruyorum. Muhammed Yahya Mücahit, yanılmıyorsam oydu, çeviriyordu ona. O da ona konuşuyor kendi diliyle, Urduca artık hangisi. Sonra böyle bir çeviri oluyordu. Ama bir yerde ben İngilizce Usame Bin Laden'le hiç tanıştınız mı diye sordum. Hafız Said hiç çeviriyi falan beklemeden doğrudan, çünkü çok iyi İngilizce biliyordu. Pakistan'da İngilizce bilmek çok kolay, yani sıradan bir şey. O durumdaki birisi için özellikle. Hemen kesinlikle hiçbir şekilde görüşmedim, kendisini tanımıyorum diye İngilizce cevap vermişti. Öyle bir gülümsemiştik. Sonra tekrar aynı sistemle röportaja devam etmiştik. Daha başka birçok medreseyi dolaştık. İstediğimiz yerlerin hemen hemen hepsine gidebildik. Orada Pakistan'da gidenler bilir. Türkiye'nin itibarı acayip. Türk olduğumuzu söylediğimizde, Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde herkes bize iyi davrandı. Yani hiçbir kötü bir şey hatırlamıyorum. Birçok yerde, dünyanın değişik yerlerinde çalıştım gazeteci olarak. Birçok yerde gazeteci olduğunuz için, hele böyle karışık yerler, yani Londra bombalarından sonra bütün gözler medreselere çevrilmiş, dünyanın dört bir tarafından gazeteciler akın etmiş. Biz biraz tabii bombalardan yaklaşık bir ay sonra gittik ama yine de bayağı bir ilgi vardı ve biz istediğimiz her yere girdik, ettik, insanlarla röportaj yaptık. Mesela Londra bombacılarından Şehzat Tenvir'in eğitim gördüğü iddia edilen Manzur-ül İslamiye diye bir medresede de gittik, insanlarla konuştuk. Önde gelenlerle konuştuk. Fotoğraflar çektirdik. Cemaati İslami benim hep duyduğum Pakistan'ın önünde gelen partilerinden, İslamcı partilerinden, onun en üst düzey ismi Gazi Hüseyin Ahmet'le konuştuk. Çok nasıl diyeyim, çok bereketli bir şey oldu ama ele aldığımız konuların hepsi çok sertti tabii ki. İslamcılık, El Kaide, terör vesaire. Tabii burada beni en çok etkileyen, bütün bunların dışında, Ahmet Rashid adında Pakistan'ın en önde gelen gazetecilerinden birisi. Benden yaşça büyük, hala yaşıyor olması lazım. Yıllar önce onun Taliban kitabını almıştım, okumuştum, çok etkilenmiştim, çok şey öğrenmiştim. Hatta o kitabı zamanında okuduğum zaman İçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan'a önermiştim. O da kitabı bir şekilde edinmişti falan, onu hatırlıyorum. Ahmet Raşit bizi kabul etti ve çok güzel bir röportaj yaptık. Çok iyi ağırladı, çok güzel sohbet ettik. O benim için tabii bir gazeteci olarak en parlak hatıralarımdan birisidir. Yıllarca bilip takdir ettiğim bir gazeteciyle buluşmak. Evet, çok şey gezdik, dolaştık. Hiçbir zorlukla karşılaşmadık, tahminimin ötesinde. Yorucu bir yolculuktu. Yaşam standartları Türkiye'nin gerisinde, hele ben ABD'den geliyorum, onun da çok gerisinde olan, çok kalabalık ve sığ koşullar anlamında sorunları olan bir ülke. Ama güzel bir ülke, dinamik bir ülke ve çok karışık bir ülke. Şimdi Pakistan İslamcılığını devletten ayrı düşünmek mümkün değil. Pakistan İslamcılığını Afganistan'dan ayrı düşünmek mümkün değil. Pakistan İslamcılığını Pakistan Gizli Servisinden ayrı düşünmek mümkün değil. Ve bölgedeki bütün büyük güçler, Hindistan dahil, Çin, bir şekilde tabii ki bir yeriyle Rusya ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, hepsinin ve İran tabii ki, bütün bunların bir şekilde ilgi gösterdiği bambaşka bir yerdi. İlginç bir deneyimdi, çok yoğun bir deneyimdi ama tabii ki burada çok çarpıcı bir terör saldırısının ardından gitmiş olduğumuz için bir yanıyla zordu. Ama bütün bu zorluklara rağmen çok verimli bir gazetecilik yapmıştık. Çok kişiyle konuştuk, bütün farklı farklı kesimlerle konuştuk. Mesela Pakistan'da çok ciddi bir mezhep meselesi vardır. Şiilik sayıca az olmakla birlikte Şiilerle Sünniler arasında çatışmalar da olur. Biz Şiilerin camilerine de gidip Şiilerle de röportaj yapmıştık. Bayağı bir bereketli olmuştu. O tarihten bu yana Londra bombası, Madrid bombaları gibi bombaların daha değişik versiyonları daha sonra IŞİD'le beraber oldu. Ya da Charlie Hebdo saldırısı oldu. Charlie Hebdo saldırısının ardından Paris'e gitmişliğim var. Belki onu ileride anlatırım. Tabii bunun kadar etkileyici değildi. Ama o zamandan beri El Kaide'nin nasıl söyleyeyim, popülerliğinin azaldığını, yerine IŞİD'in aldığını biliyoruz. Umarım bir daha böyle büyük saldırılar yaşanmaz diyorum ama yaşanacağını adım gibi eminim dünyanın değişik köşelerinde. Fakat artık ben yaşını başına almış birisi olarak sahada bu tür saldırıların ardından sahada bu tür, yani 16 yıl önce yaptığım gibi herhalde gazetecilik yapma defterini kapattım diye düşünüyorum. Evet, Gomaşinen'i sonlandırırken bir kere daha bağımsız ve özgür medyaya desteklerinizi vermeye sizleri davet ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.